Selamun aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz Fakir geldi. Dünya gündemini ve Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Aramıza yeni gelen kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın diyoruz. Bu arada dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmemiş olabilir. Bu videonun sonunda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Amerikan Başkanı Joe Biden'la Japonya Başkanı Suga Beyaz Saray'da toplantı yapmışlar. Toplantı bitiminde Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmış. Japonya'yı 1960'taki bilmem ne sözleşmesinden dolayı gerekirse nükleer silahla savunmaya hazırız. Sonra da bu açıklamanın alt kısmında Japonya ile ABD işte Kuzey Kore'nin nükleer silahtan arındırılması konusunda hemfikir. Ya dayı ne yapıyorsunuz la siz? Ya tamam hani bizim aklımızla dalga geçiyorsunuz da la kardeş. Geçmişte bu Japonya iki tane şehrini bu nükleer silahla kaybetmedi mi? Haritadan silinmedi mi? Şimdi kalkıp Japon halkı buna rağmen nükleer silahla korunmak mı isteyecek? Hadi diyelim ki isteyecek. Sen nükleer silah kullanacaksın ama Kuzey Kore'de var diye olmasın, buna engel olalım diyeceksin. Yok abi ya vallahi bunlar bizimle taşak geçiyor vallahi ya. Hani bunun başka bir açıklaması olamaz ya. Ya kardeş, ola Suga, senin ne işin var ABD'de? Biden yaşlı bir adam. Dün söylediğini unutuyor. Oğlum gelsene sen reisin yanına. Tabii. 3-5 kuruş para getir. Reis bir okusun üflesin. Bir Allah'ın kulu sana yaklaşamaz. Mantıklı yani. Düşündürücü. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan buyuruyor ki artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize, havaalanlarımıza gıptayla bakıyor diyor. Peşine de diyor ki insanlarımız iş, aş bulmak için Avrupa'ya gitmek zorunda kalırdı. Bu tablo tersine döndü diyor. Ya belli ki reis AKP'li belediyelerin insan kaçakçılığından haberi yokmuş gibi davranıyor. Ya reis Allah aşkına ya. Sizinkiler 6.000 euroya 8.000 euroya insan kaçırıyor. Ya bu insanlar Türkiye'de iş bulamadığı için, hatta sizin belediye başkanlarından birisi diyor ki bir arkadaşın hatırına yaptık. Türkiye'ye yük olacak insanlardı. İş bulsunlar diye Avrupa'ya kaçırdık diyor. Adamlar bir de itiraf ediyor bunu yani. Türkiye'de işin olmadığını. Yani senin etrafını nasıl çevirdiler reis Allah aşkına ya. Yani hadi diyelim ki danışmanlar sana bu bilgiyi veriyor. Sen sarayda televizyona açıp arada Fox haberi falan, yani tamam hani Halk TV falan izlemesen de arada Fox haberi falan izlesen Türkiye'de nelerin olduğunu göreceksin de işte demek ki reisimizin işi başından aşkı ne yapsın yani sonuçta. Bir ülkede insan kaçakçılığı olacak da reisin haberi olmayacak. Düşündürücü. Yerli ve milli aşımız VLP yavaş yavaş piyasaya çıkıyor. En son 3. dozdaydık. Yani şimdi 1. doza gelmişiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank gönüllü olmuş ya. Adamın soyadı çok güzel ya. Vallahi hoşuma gidiyor. Ondan gülüyorum, yanlış anlamayın. Şimdi gönüllü olmuş. İlk dozu akşam saatlerinde vurulmuş. Tabii gönüllü olmak önemli diyor Mustafa Bey. Ya iyi de biz bu zamana kadar yerli ve milli dediğimiz her şeyin yerli ve milli olmadığını gördük. Bunun yerli ve milli olduğuna nasıl inanacağız? Hadi onu da geçtim. Yani 3. dozdaydık, 1. doza nasıl geldik? Tuhaf yani, tuhaf şeyler oluyor. Dur bakalım lan. Bunları görünce aklıma devesi değil geliyor. Lan bunlar devesi değil şifalı diye bize enjekte ederlerse var ya. Lan biz geçen Libya'ya 150.000 doz aşı göndermiştik.
Şimdi bugün de Mustafa Varrank ilk dozu oldu. Acaba o dozlar bizim yerli ve milli aşının dozları mı acaba? Düşündürücü. Çorlu tren faciasını biliyorsunuz arkadaşlar. Bu tren faciasında vefat eden Arda Öz kardeşimizin annesi Mısra Öz hanımefendi Covid olmuş. Yoğun bakıma kaldırmışlar. 5 gün yoğun bakımda kalmış. Allah şifa versin. Şu an durumu nedir bilmiyoruz. Yani öyle bir ülke düşünün. İşin içerisinde AKP varsa, AKP'li isimler suçluysa olayın üstü kapatılıyor. O Çorlu tren faciasında vefat eden insanların aileleri suçlanıyor. Ortam artık o hale gelmiş, o seviyeye gelmiş. Rezillik diz boyu. Hala birileri uzaya çıkacağız diyor. Ya sen daha doğru düzgün ray döşeyememişsin. Yani 2020 yılında, 2019 yılında kendi insanını, tamam mı? En güçlü olduğun tren konusunda, ray konusunda en güçlü olduğun yerde ya öldürüyorsun ya. Ölmelerine sebep oluyorsun. Sonra diyorsun biz uzaya gideceğiz. Biz de diyoruz ki hadi gidelim. Sen de diyorsun ki biraz bekleyelim. Yani tuhaf bir durum ya. Ne diyebilirsin ki abi? Allah rahmet eylesin tekrardan o faciada vefat eden kardeşlerimize. Düşündürücü. Reklamın iyisi kötüsü olmaz arkadaşlar. Yabancı basına düştük gözümüz aydın. Hangi konuda? Bu marketlerde işte kaşıkla satılan salça, bardakla satılan yağ, gram gram satılan peynir konusunda tabii. Elin İngiliz'i mi İtalyan'ı mı birisi almış, yabancı basında bu videoyu paylaşmış. Utanmadan bir de hani kendi dilinde de anlatıyor. Ya ne gerek var kardeş? Videoyu sessiz bir şekilde izlet. Kafası çalışan herkes der ki ola bu ülke batmış. Yani kafası çalışan herkes bunu der. Adamın biri altına yazmış. Ya kardeşim bu bakkalları bu marketler bitirdi. Şimdi bu bakkallar bu marketlerden almış oldukları ürünlerle tefecilik yapıyor falan. Ya ne tefeciliği kardeşim? Alım gücü yok insanlar. Bize her gün en az 20 tane mesaj geliyor. Abi maddi durumumuz kötü. Evimizde ekmek bile yok. Ne yapabiliriz? Bize yardım edin diyor. Nerede oturuyorsun diyoruz? Şurada. Türkiye'den arkadaşlara ulaşıyoruz. Ya kardeşim bu insana yardım edebiliyor musunuz? Edin. Edemiyorsanız oturduğu yerdeki muhtara ulaşın. Muhtara ulaşıyoruz. Muhtar diyor ki abi erzak kolisi yok ne yapayım? Abi belediye başkanına git diyoruz. Belediye başkanına gidiyoruz. Gelmedi diyor. Vermiyor. Yani bunu görmek istemiyoruz biz. Bilmiyorum neden böyleyiz anlamıyorum. Yani tuhaf, düşündürücü. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan Hasankeyf'te bir açılış yapmış. Açılış töreninde konuşmuş. Elbette sıkıntılarımız var. Tabii ama aynı zamanda geleceğe ümitle bakmak için sebeplerimiz de var. Ha. Vallahi reis, bu söylediğine sen bile inanmıyordun. Vallahi belki hani sizin çevrenizdekilerin yani bunların geleceğe ümitle bakması için bir sebebi, bir nedeni olabilir. Ama milletin geleceğe ümitle bakması için bir sebep de neden de kalmadı. Ha diyorsan ki gaz çıkartacağız. Vallahi millet o gazı çoktan çıkarttı. Yani gazmaz kalmadı artık. Yani bu yalanlar. Ha diyorsan ki uzaya gideceğiz. Valla dün patates soğan dağıtıyor. Yani vatandaşına patates soğan dağıtan bir ülke hayatta uzaya gidemez. Ha diyorsan ki terörü merörü bitireceğiz. 20 yıldır zaten iktidardasın. Niye bitirmedin? O geriye bir şey de kalmadı. Bak gördünüz. Yani millet diyor ki reis sandığa gidelim. Sandığa gidersek geleceğe ümitle bakarız diyor. Ya inşallah bir an önce sandığa gideriz. Düşündürücü. Yandaş medya A Haber Ekrem İmamoğlu'nu karalamaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bir paylaşım yapmış. Ekrem İmamoğlu algı ve şovdan başka ne üretti? İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez borç dahi alamayacak duruma getirdi diyor. İBB sözcüsü Murat Ongun buna cevap veriyor.
Haziran 2019'da göreve geldiğimizde kasasında sadece 6 milyon lirası olan İBB'nin kasasında bugün 6 milyar lirası vardır diyor. Ayrıca önceki dönemden yansıyan 13 milyar liralık borç ödenmiştir diyor. İBB güçlü finans ve mali yapısıyla sizi kıskandırmaya devam edecektir diyor. Ola Murat, ola bu nasıl laf sokmaktır yani? Bildiğin adamlara at çukkulu sokmuşum kardeş. Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Bak bak. Şak diye bir ses geldi. Duymadınız mı? Ya keşke 6 milyar var demeseydin. Şimdi bunu öğrendiler ya, yarın öbürsü gün bunlar kayyum atarlar. Ne olur ne olmaz. Düşündürücü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu adalardan topladığı 1100 küsür tane atın 50 tanesini Hatay Dört Yol MHP'li belediyeye hibe etmiş. Demiş ki alın atlara bakın, belki hayvanları severseniz insanları da seversiniz. Şimdi MHP'li belediye demek ki aralarında hırkız var, bunu biliyor. Atları alırken atlara çalınmasın diye çip takıyor. Bak çip takıldığı halde birileri atları çalmış. 50 tane at kayıp. Şimdi herkes 50 tane atı arıyor. Bu atlar nerede? Şimdi Hatay Dört Yol'daki arkadaşlar MHP'li belediye kısa zaman içerisinde yani size bedava et falan gönderdi mi? Umarım göndermemiştir. İnşallah sucuk olmuştur. Yani atlar kötü yola da düşebilir ama şimdi bu AKP'li belediyelerin yurt dışına insan kaçırdığını görünce aklıma şu geldi. Ya bu MHP'li belediye de yurt dışına insan kaçırma işine girmek istemiş olabilir. Ama hani acemiyim, ilk seferde yakalanırım diye korkup belki de önce atları göndermiş olabilir. Bak atlar yarın öbürsü gün Almanya'dan çıkarsa şaşırmayın. Düşündürücü. Sağlık Bakanlığı son 24 saatteki koronavirüs vaka sayısını açıklıyor. 288 kişi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. 62.600 küsür yeni vakamız var arkadaşlar. Gözümüz aydın. Kim sebep olduysa Allah belasını versin. Şimdi bu haberi görünce dün bir kardeşimiz Instagram'dan bize yazmış. Başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Ya doktor diyor test almadı diyor. Rahatsızlanmış, doktora gitmiş. İzole ol dedi. 10 gün ilaç tedavisine başla dedi. Evdekiler ne olacak dediğimde izole ol dedi. Eşim ve çocuğum rahatsızlandı. Filyasyon yok. Niye pozitif görünmüyormuşum? HES temiz, negatif sonuç. Ben bu şekilde istediğim gibi virüs yayarım insan olmasam diyor. İstersen diyor resimde gönderebilirim. Bilmiyorum hani böyle bir şey başınıza geldi mi arkadaşlar? Yoruma yazabilirsiniz. Maalesef hani bu test almadıysa test yoktur arkadaşlar. Bitmiştir. Yani sonuçta belirtiler belli. Teste de gerek yok demişlerdir. Zaten bu testlere ne kadar güveneceksin ki? Yani boşuna para vermeyelim demişlerdir. Ondan dolayı test mest almamış olabilirler. Ya bu aşı umarım işe yarar ya. Yakında reisimiz Recep Tayyip Erdoğan uzaya çıkmadan aşıyı bulup aşıyı dünyaya yayacak. Öylelikle bu virüsten kurtulacağız. Allah'ın izni inayetiyle. Düşündürücü. AKP'li İbrahim Kalın türkü söylemek ister. Müzisyen Erkan Uğur'dan yardım alır. Beraber çalar söylerler. Erkan Uğur kopuzuyla İbrahim Kalın'a eşlik eder. Olay budur. Bundan ibarettir. Tabii sosyal medyada bayağı bir tepki gelir. Erkan Uğur'u linç ederler. Erkan Bey de tepki gösterir. Ya kardeşim ben bunların vermiş olduğu ödülü bile almadım. Ne çaldığımı unutmuş olduğum bir parçaydı. Yani kopuzumla eşlik ettim. Ne var bunda diyor. Ceylan Ertem bu olay ilk patladığında bir paylaşım yapmıştı Twitter'da. O da ünlüler camiasından, bizim camiadan. Sonra sildi tabii.
İşte Erkan Uğur'un okul işi vardı da okul işinden dolayı yardım aldı da karşılığında böyle bir şey yapması normal gibi bir paylaşım yaptı. Tepkiler gelince sildi. Şimdi arkadaşlar burada İbrahim Kalın da diyor ki ya diyor Erkan Uğur'un diyor üzerine çok gittiler diyor. Çok üzüldüm diyor. Neden Erkan Uğur'un üzerine gidiyorlar falan filan diyor. İbrahim Beyciğim burada ibretlik bir ders var. Tamam. Onu göremiyorsunuz, okuyamıyorsunuz. Bir zamanlar siz de bunu yaptınız. Sizin partiniz de bunu yaptı. İnsanları öcüleştirdiniz. Şucu, bucu dediniz, terörist dediniz. O insanlara selam verenleri bile gözaltına aldınız, hapse attınız. Yarın AKP seçimi kaybettiğinde, koltuğundan indiğinde birileri gelecek, size selam verenleri gözaltına alacak. Bu onun ayak sesleri. Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Görmeyin abi. Görmemeye devam edin. Yakında o günler gelirse buna hep beraber şahit olacağız. Düşündürücü. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız halkına sesleniyor. Her ay rekor üstüne rekor kırıyoruz. İhracat ve sanayide diyor tabii. Dünya bizi örnek gösteriyor diyor. 2021 şahlanış yılımız olacak diyor. Reis 2020'de de aynısını söylemişti. Ya 2019'da da aynısını söylemiştin. Ya bu atın önü değil de acaba arkası mı şahlanıyor? Lan bu nasıl iş? He? Soruyorum. Tamam, rekor üstüne rekor kırdığımız doğru. Hırsızlıkta rekor kırıyoruz. Yolsuzlukta rekor kırıyoruz. Açlıkta, sefillikte, işsizlikte bunların hepsinde rekorlar kırıyoruz. En son şimdi koronada rekor kırıyoruz. Yani adam haklı. Yani bak kendi kendimi mors ettim, gördünüz mü? Ya şimdi ihracat ve sanayide rekor üstüne rekor kıran bir ülke olsak, tamam mı? İşsizliğimiz bu kadar çok olmaz. Anladınız mı arkadaşlar? Demek ki yani reisimizin önüne gelen bilgiler yanlış bilgiler. Birileri reisimizi kandırıyor. Düşündürücü. Skandallar ülkesi Türkiye'den bir haberle daha karşınızdayım. Efendim, Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın şirketi varmış. Olabilir sonuçta. CHP'li Ali Öztunç diyor ki Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan kendi şirketinden, kendi bakanlığına 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı ortaya çıktı diyor. Vallahi yalansa biz CHP'li Ali Öztunç'un yalancısıyız. Öztunç Bakan Pekcan'ı istifaya çağırdı. Bakanın da çok umurundaydı zaten. Ya abi Allah aşkına ya. Yarın şimdi Ruslar Hanım çıkar der ki arkadaşlar dış güçler, dış mihraklar, emperyalist ülkeler koronanın ilk günlerinde Türkiye Müslüman ülke diye bize dezenfektan satmıyordu. Millet adına elimizi taşın altına soktuk. Tabii yurt dışından 10 dağlara almış olduğumuz dezenfektanı 9.99 dağlara biz yaptık. Alkış. Millet de hiç düşünmez ha. Vallahi alkışlarız. Bak lan gerçekten ağladım lan. Görüyor musunuz ya? Bu nasıl reis sevdasıdır ya? Düşündürücü. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin. Ülke gündemiyle işte gülüyoruz, düşünüyoruz. Elimizden bu kadarı geliyor. Siz daha iyilerine layıksınız diyerek yıkama, yağlamayı yapıyorum. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Belki bildirim gelmemiş olabilir. Yani beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da seviniriz. Kendinize mıhat olun. Allah'a emanet olun.